İlk dinleyicimiz, seferlik kaç kilometre ve kaç gün kalırsak seferi oluruz dedi. Efendim, Hanefi mezhebinde birkaç tane kavil var. Hatta 3 tane bu konuda kavil var. Çünkü o bildirilen ölçüler var. Onlar ölçüldüğü zaman bunun kısası, en uzunu, bir de ortası olan vardır. Ortası olan 104 kilometredir. Dolayısıyla ihtiyatlı olmak için 104 kilometre. 104 kilometre mesafeyi Hanefi mezhebindeki bir Müslüman 104 kilometreyi, Maliki ve Şafii mezhebinde 80'dir. 104 kilometre mesafeyi giden bir Müslüman Hanefi mezhebinde seferidir. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gitmeye niyet eden bir kimse İstanbul'daki bulunduğu yeri terk eder etmez, fina denilen boşlukları terk eder etmez. Mesela İstanbul'un esas merkezini misal veriyoruz. İstanbul'un merkezi Sur içidir. Şimdi merkez İstanbul'da oturuyor da İstanbul'un köyüdür, kazasıdır falan filan birbirlerine birleştiği için İstanbul deyince esas İstanbul Sur içidir. Sur içinde oturan bir kimse Edirne Kapı Mezarlığı'nı, Topkapı Mezarlığı'nı veyahut da Eminönü'nde Sirkeci'den gemiye binmişse denize açılır açılmaz seferiliği başlıyor. Karşı tarafa geçti mesela, karayoluyla Edirne Kapı'dan geçti, Şişli'ye geldi, Mecidiyeköy'e geldi, orada bir diyelim ki arabasıyla geliyordu, bir mola verdi, ikindi namazı girdi, artık seferi midir? Seferi. İstanbul'da ama kendi bulunduğu yeri terk etti, kendi bulunduğu yerinden murat odur. Efendim 104 kilometrelik ve gittiği yerde de Hanefi mezhebinde 15 günden az kalacaksa, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu, Ankara'da kaç gün kalacak? Bir hafta kalacak, 10 gün kalacak, 12 gün kalacak. Ankara'da hep seferi midir? Seferidir. Hep seferi midir? Evet, seferidir. Peki efendim, Ankara'da bir ay kalacak. Ha, İstanbul'dan Ankara'ya varıncaya kadar seferi, Ankara'ya girer girmez o zaman bir ay kalacağı için bu kim olur? Diğer dinleyicimizde de bu anlayış vardı. Çok kimsede mevcuttur. Onu iyi bilmek gerekir. İyi anlamak gerekir. Biz de zaman zaman inşallah onu nakletmeye çalışacağız. Mesela Hanefi mezhebinde olup da Ankara'ya giden orada bir ay kalacak. Efendim işte 15 güne kadar olursa seferi, 15 günden fazla olursa mukim. Bu şöyle anlaşılıyor. Ha, ben orada bir ay kalacağıma göre diyor 15 günlük seferi kılayım, 15 günlük mukim kılayım. Öyle değil o. 15 günden az kalacaksa seferi, 15 günden fazla kalacaksa daha girer girmez oraya hepsi birinci gününden itibaren mukimdir o. Bu dinleyicimiz de mesela İstanbul'dan Mersin'e gidecek. 10 gün kalacak. Maliki mezhebini taklit ettiği için, 3 günden fazla kaldığı için Mersin'e girer girmez mukim, yani 4 kalacak. Bir değişiklik olmayacak efendim. Bir de dinleyicimiz dedi ki kaza namazı borcumuz var dedi. Seferdeyken bunları gittim dedi mesela dedi. 10 gün Ankara'dayım ama durum da müsait. Yani o seferdeyken kaza namazlarımı da yine öğle, ikindi ve yatsıları 2 mi kılacağım? Hayır. 4 kılacağız. Onlarda bir değişiklik olmuyor. Zaten seferdeyken değişiklik olan 3 vaktin farzı var. Öğle, ikindi ve yatsının 4 rekatlık farzı 2 rekat olarak kılınıyor. Öbür 2 rekatlı ve 3 rekatlı mesela akşamın 3 rekatlı farzında bir değişiklik olmuyor. Sabahın 2 rekatlık farzında değişiklik olmuyor. Sünnetlerde de değişiklik olmuyor. Öğlenin ilk sünneti, ondan sonra yatsının ilk sünneti 4 rekat, ikindinin sünneti 4 rekat. Vaktimiz varsa bu sünnetleri kılıyoruz. 4 rekat olarak kılıyoruz. Bunlar kazaya niyet ediyorsak yine bunlar da 4 olarak kılıyoruz. Zaten seferdeyken kaza namazı kılıyor ise o zaman da aynı şekilde yine 4 olarak devam edeceğiz kaza namazlarına. Ama diyelim ki mesela seferdeyken 2 gün namaz kılamadık. Bu 2 günü biliyoruz. Sonra döndük, mukim olduk veya seferdeyiz. Bunları kaza ederken, seferde kazaya kalmıştı bunlar. Bunları 2 olarak öğle, ikindi veya sınıf farzlarını o zaman 2 olarak kaza edeceğiz. Ama biliyorsak.